Boyutlu arkadaşlar FlySky FS-i6X'in yani şunun kutu açılımını, tanıtımını, incelemesini yapacağım arkadaşlar. Bir de eşleştirme yani bind işlemini yapacağım. Kutuyu açmadan önce arkadaşlar üründen biraz bahsetmek istiyorum size. Ben bu ürünü niye aldım? Öncelikle onu söyleyeyim. Benim almamın birkaç temel sebebi vardı. İlki tabii ki fiyat arkadaşlar. Çok uygun fiyatlı bir ürün. Bunu Banggood'dan 150 liraya alabilirsiniz. Ben linkini açıklama kısmında yazacağım. Fiyat uygun dedim. Ben onun için aldım. Yani alma sebeplerinden biri tabii ki fiyatın uygun olması. 10 kanal olması benim için önemliydi. Çünkü artık gerçekten hani oyuncak bir hava aracı alıp uçurmakla yetinmeyecekseniz, yani üstüne ben sonra gimbal bağlarım, LED kontrol yaparım, başka bir şeyler bağlarım, iki kamera bağlarım, üç kamera bağlarım diyorsanız 6 kanal artık yetmez arkadaşlar. Çünkü bir quad için zaten 4 kanalı zorunlu. İşte arm için yani motorla tetiklemek için bir kanal ayırsanız, bir kanal da ne için mesela ledleri yakmak için ayırsanız, etti 6 kanal size kanal kalmayacak. Kendi kamera kontrolü var, gimbal'lar var, 3D gimbal'lar, 3 yönlü bir gimbal. 3 kanal gerekiyor onun için. Yani bence bu vakitten sonra artık 6 kanallarla hiç uğraşmayın, para vermeyin arkadaşlar 6 kanala. En az 8-9 kanal olmalı bence. Bulabiliyorsanız maddi durumunuz uygunsa 10 ve üstü de alabilirsiniz arkadaşlar. Tabi hemen şunu da söyleyeyim. Bir kumandadaki kanal sayısı o kumandanın kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Hani bakacağınız şey sadece kanal sayısı olmasın. Ben bunda başka neye baktım? Fiyat dedim, kanal sayısı dedim. Yanında gelen alıcının kalitesi. Alıcı ile kumanda 2 kilometre menzile ulaşabiliyor. Bu bence çok iyi bir değer. Ve diğer alma sebebim de şuydu arkadaşlar. Yani bu şu ana kadar saydıklarım hep teknik konulardı. Bu kumandanın çok kullanılıyor olması. Birçok marka, birçok şirket tarafından bu kumandanın buradaki FlySky etiketi yazısı sökülüp başka bir marka basmışlar. Mesela Yishan yazmışlar, Turnici yazmışlar, HiSky yazmışlar, Iranch yazmışlar. Yani birçok şirket bu kumandaya güvenmiş ki bu kumandanın üstündeki etiketi yerine kendi etiketini basıp kendi ürünleriyle birlikte satmış. Hani bu durum bu kumandanın güvenilir olduğu anlamına geliyor diye düşündüm. Ve biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı bu kumandayı aldım. Ben biraz pahalı aldım. Benim çünkü yanına gelen alıcı 10 kanal PWM desteklediği için biraz daha pahalı bu alıcı. Ben 175 liraya indirimle birlikte aldım. Şu anda bu alıcı değil de başka bir alıcı ile birlikte 150 liraya indirimle alabiliyorsunuz. Dediğim gibi ben linkini paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi kutu açılımına başlayalım. Müziği de arkadan verelim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bu kumandayı yeni almadım arkadaşlar. 3 aydır elimde. 3 aydır kullanıyorum. 3 farklı quad'da kullandım bunu. Kutusundan gelen hiçbir parçayı naylon poşete atmadım. Tekrar poşetledim. Fabrika ayarlarını alıp kutusunun içine koydum. Yani ilk defa kutusunu açıyormuş olmamdan çok farklı değil. Siz aldığınızda da böyle bir kutu ve kutu içeriği gelecek. Yani farklı bir içerik gelmeyecek. Kutunun içinden çıkanlar hemen göstereyim. Bir adet hızlı başlangıç kılavuzu. Kullanım kılavuzu değil bu arkadaşlar. Şu tarafı Çince, bu tarafı İngilizce. Hızlı başlangıç olduğu için hani çok hızlı bir şekilde nasıl kullanacağınızı anlatıyor. Burada size göstermek istediğim özelliklerinin yazdığı ekran, kağıt pardon. Şöyle göstereyim. Burada ilgilenebileceğimiz ne var? Bu üzerine konuşabileceğimiz 26 mm çift anten var arkadaşlar. Dediğim gibi yanında gelen alıcıyla birlikte birazdan o alıcıyı da göstereceğim. 2 kilometrenin üstünde menzile ulaşan insanlar var. YouTube'da paylaşmışlar. Herhangi bir mod yapmadan yani kutudan çıktığı gibi bu menzile ulaşmışlar. 392 gram, 6 volt DC, yani 6 volt doğru akımla çalışıyor. 1,5 voltluk 4 tane AA pil ile çalışıyor arkadaşlar. Şöyle bakalım başka 6-10 yazmış channels, kanal sayısı 6-10. Yani 6, 7, 8, 9, 10 kanalı çalışabiliyor. Siz ayarlardan bunu belirliyorsunuz arkadaşlar. Model türleri olarak helikopter, uçak, uçak. Bu glider ne demek bilmiyorum ama bu da sabit kanatlı uçak oluyor arkadaşlar. Her şeyi destekliyor hemen hemen. Yalnız araba kullanımı nasıl olur bilmiyorum. Hiç görmedim, hiç kullanmadım. Diğer parça önemsizden önemlilere doğru gidiyorum. Şöyle bir sticker gibi bir şey ama bu tam olarak bir sticker değil arkadaşlar. Birazdan kumandayı tanıtırken göstereceğim bunu. Alıcı. Alıcıyı poşetinden çıkarayım. Bind için yani eşleştirme için bir tane küçük kablo geliyor. Yana aldım bunu.
Şöyle göstereyim. Benim aldığım versiyonunda şu anda bu şu alıcıyla gelen ürün stokta kalmamış arkadaşlar. Zaten gerekmiyor da böyle bir alıcı almanız. Ben hata yaptım bunu alırken de. Neyse. 10 kanallı bir PWM alıcı geldi yanında arkadaşlar. 2 tane anteni var. Alışıla gelen alıcılardan biraz büyük. Yani ben bunu bir türlü sığdıramadım. Hiçbir kuadıma doğru düzgün sığdıramadım. Bunu büyük bir kuad yaparsam onu da kullanacağım. Onun yerine ben iki farklı alıcı daha aldım. Biri kargoda, biri yanımda. Birazdan göstereceğim. Onları kullanacağım arkadaşlar. Alıcı da burada. Kutudan kumanda dışında bir adet USB kablosu çıkıyor arkadaşlar. Bu kablo da şöyle bir poşetten çıkıyor ama ben poşetini kaybetmişim sanırım. Şunu kumandaya bağlıyorsunuz. Şunu USB bilgisayara bağlıyorsunuz. Sonra kumandanın yazılımı güncellendiği zaman bilgisayarınızdan bu yazılımı güncelleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Kutuda başka bir şey yok. Bir tane de kumanda var tabi. Kumandamız bu. Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Kumanda 4 tane kalem pille çalışıyor. Biraz önce de gördük. Yanında kalem pil gelmiyor yalnız. Sizin önceden kalem pil almanız lazım. Bence kumandanın tek eksik tarafı kalem pille çalışıyor olması. Yani lityum polimer pille ya da şarj edilebilir herhangi bir pille çalıştırılmış olsaydı daha iyi olurdu bence. Ama bu çok sorun değil. Şöyle 7.4 voltluk elimde bir pil var. Bunu çok rahatlıkla herhangi bir yerine yapıştırabilirim. Şöyle cırt cırt yap. Çift tarafı cırt cırt alırsanız arkadaşlar yapıştır kullanabilirsiniz. Kumanda bu. Kumandanın kasasından bahsedeyim. Pardon. Bir Çin malı arkadaşlar. Çin malı olduğu için tabii ki çok kaliteli bir kasa beklemeyin. Ama bu kaliteli. Yani Çin mallar gibi değil. Yani kasası çok özür pardon. Kasası gayet sağlam sert bir plastik. Yani kalitesiz gibi durmuyor. Sadece hani Çinlerin klasik şu krom kaplama mıdır nedir? Bunu zırt pırt kullanmaları açıkçası beni rahatsız ediyor. Çünkü bunlar zamanla dökülecektir diye tahmin ediyorum. Tamam plastik arkadaşlar kumandanın. Şöyle yandan da göstereyim. İnce, hafif. Askı tutturmak için şurada bir bağlantı yeri var. Üzerinde 4 tane switch var gördüğünüz gibi. 2 tane değişken ayarlı kanal kontrol şeyi var. Neyse bunun ismi artık. Şurada 4 tane buton var. 1, 2, 3, 4. Şurada bind yani eşleştirme için bir tane tuş var. Bir de açma kapama tuşu var arkadaşlar. Arkasında hiçbir şey yok. Bir bağlantı pardon. Bir tuş düğme yok. Bir tane bağlantı yeri var USB için. Kumandanın teknik özelliklerinden bahsedeceksek arkadaşlar. İçinde 2 tane anten var. Antenlerden biri şu tutma yerinin içine koymuşlar. Ben içine açtım baktım. Tutma yerinin içine şöyle bir anten koymuşlar. Yani yatay. Bir tane şunun içinde şöyle bir anten var. O da dikey anten. Yani içinde 2 tane anten var arkadaşlar. Kumanda 2.4 GHz ile çalışıyor. Şurasında şöyle bir delik. Normalde yok arkadaşlar. Ben bu deliği ben kendim açtım. Burayı deldim. Buraya niyetim şu antenin içindeki anteni çıkarıp buraya daha güçlü bir anten takma niyetim vardı. Onun için deldim hazırladım ama hala anten takmadım. Bir delik de şurada var arkadaşlar da. Bu da benim yaptığım delik. Buradan kablo çekip lityum polimer yani şarj edilebilir pil takma niyetiyle bu deliği açtım. Onu da yapmadım ama. Dediğim gibi 4 kalem pille çalışıyor. Kasası bence gayet iyi. Çok sağlam görünüyor. Şimdi pilleri takıp videoyu çok uzatmadan hemen nasıl kullanıldığını anlatacağım arkadaşlar. Bu arada stickler yani çubuklar arkadaşlar. Üzerleri şöyle çıkarayım. Bunlar vidalı arkadaşlar çıkabiliyor. Yani bunları çıkarıp daha büyüklerini takabilirsiniz. Uçları sivri olduğu için arkadaşlar parmakların uyuşmasını engelliyor. Bu sayede kontrolü kaybetmiyorsunuz. Yani parmaklarınız bunun stiklerin üzerindeyken her zaman çok hassas oluyor. Çok duyarlı oluyor arkadaşlar. Pillerini takayım. Benim pillerim aşırı derecede kalitesiz. Böyle kötü piller alıp da kendinizi riske atmayın arkadaşlar. Benim elimde şu anda bunlar olduğu için bunları takacağım. BİM'den aldım. Bu pilleri mouse'umda da kullanıyordum arkadaşlar. Pillerden biri içinden sıvı akıttı ve mouse'umu bozdu. Yani 1-2 lira ucuza pil alacağım diye mouse'u yaptık. Kullanmayın böyle şeyler arkadaşlar. Ve her zaman arkadaşlar sahaya çıkıp uçuş yapacağınız zaman pillerinizi hazırda bekletin. Piller bitebilir. Açmak için şunu yukarı kaldırmamız yeterli.
Öncelikle arkadaşlar, ekrandaki yazılardan bahsetmek istiyorum. Şu bölüm markası modeli yazıyor arkadaşlar. Şurada TX yazan transmitter, yani kumanda demek, verici demek. Kumandanın pil durumunu gösteriyor arkadaşlar. Net görünüyor mu diye bakıyorum şu anda. Sanırım şöyle net. Tamam. Yine TX-V1 kumandanın içine, yani arkaya taktığım 4 tane pilin toplam voltajını gösteriyor arkadaşlar. Şurada balans çubuklarının göstergeleri var arkadaşlar. Şimdi menüye girip hemen hızlıca bahsetmek istiyorum. Bu videoyu aslında bu videonun bir benzerini dün çektim arkadaşlar. Ancak o videoda kumandanın özelliklerini anlatırken çok fazla detaya girdiğim için video çok uzadı. Yani basit bir kumanda anlatımı 1 saati buldu. O yüzden tekrar video çekmeye başladım. Mümkün olduğunca detaya girmeden özellikleri hızlıca anlatacağım arkadaşlar. Zaten siz de bu incelemeyi izliyorsanız arkadaşlar muhtemelen çok fazla detaya girmeyeceksiniz. Kumandanın detayına girmeyeceksiniz kullanırken. İlk yapmanız gereken ayarları, acemiler için yapılması gereken ayarları göstereceğim arkadaşlar. Okey tuşu var burada bir tane. Görüntüyü netleştirmeye çalışıyorum. Şöyle göstersem sanırım daha uygun olacak. Okey tuşu var burada bir tane. Hemen altında cancel var. Yani tamam, vazgeç. Şurada bir tane down, üstte de up tuşu var arkadaşlar. Pardon. Menüye girmek için okey tuşuna basılı tutuyorum. Menüde iki alt menü var. Sistem ayarları ve fonksiyonlar arkadaşlar. Fonksiyon ayarları. Öncelikle sistem ayarlarına girmek istiyorum. Model Select. Şimdi bu kumandanın arkadaşlar 20 farklı modeli hafızasında tutma özelliği var. Yani 20 farklı aracınız için ayarlar yapıp kaydedebilirsiniz. Daha sonra da bu modeller arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu menü sayesinde arkadaşlar modeller arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Model Name. Modelin ismi değiştirmek için hangi model hangi araç için bunu unutursanız buradan isim verebilirsiniz. Tür seçimi arkadaşlar Type Select. Bu da modelinizin araç türünü belirlemek için arkadaşlar. Burada Airplane or Glider demiş. Airplane uçak tabi. Glider ne demek bilmiyorum. Helikopter seçebiliyorsunuz farklı özelliklerde. Quadcopter için arkadaşlar Airplane'i seçeceksiniz. Model Copy'de arkadaşlar ayarını yaptığınız bir modeli farklı bir modele kopyalamak için. Yani yeni bir RC araç satın aldınız diyelim. Bir önceki RC aracınızla hemen hemen aynı özellikleri kullanıyorsa o modelin ayarlarını yeni modeli kopyalayabilirsiniz. Hemen göstereyim hızlıca. FlySky 01 modeli, yani model 1'i kopyalamak için şuna bastım. Örneğin şuradan da 5 seçtim. Yani bir numaralı model için yaptığım ayarları 5 numaralı modele kopyalamak için şuradaki OK tuşuna basılı tutuyorum. Ona istiyor benden. Yes diyorum. Bir numaralı model için yaptığım tüm ayarları 5 numaralı modele kopyaladım arkadaşlar. Model Reset model için yaptığınız ayarları sıfırlıyor. Fabrika ayarına döndürüyor. RX Setup Receiver Setup yani alıcı ayar arkadaşlar. Bunu en son göstereceğim. Çünkü biraz daha detaylı o. Trainer Mode Student Mode. Trainer Mode eğitmen modu, Student Mode öğrenci modu arkadaşlar. Bu şu işe yarıyor. Bir aracı birden fazla kişi kontrol ediyorsa bunlardan biri student oluyor, öğrenci oluyor. Diğeri de eğitmen oluyor arkadaşlar. Trainer eğitmen demek, student öğrenci demek. Örneğin bir eğitmeniniz var, size öğretmek istiyor. İkiniz de bu kumandayla, bunun gibi başka bir kumanda da dahil. Yani iki farklı bu türde kumandayla araca bağlanıyorsunuz. Siz student oluyorsunuz, student seçiyorsunuz. Eğitmeniniz de trainer seçiyor. Siz kullanırken bir hata yaptığınızda trainer yan taraftan müdahale edebiliyor. Yani bu şey gibi. Örneğin gerçekte de bir araba için ehliyet alırken arabanın içinde eğitmen olduğu zaman arkadaşlar eğitmen yan tarafta altta kendi pedalları olur. Yani kendi de aracı kontrol edebilir ama asıl aracı kontrol eden solda sizsinizdir. Ancak bir hata yaptınız, çok hızlandınız, kaza yapacaksınız. Sağ taraftaki eğitmen kendi kontrol araçlarıyla arabayı kontrol edebiliyor. Hani bu böyle bir şey muhtemelen hiç kullanmayacaksınız. Stix Mode. Dünkü videoda yine bunu anlatırken çok uzatmışım arkadaşlar. Bu sefer hızlıca bahsedeceğim. Stick Mode, Stick dediği şu çubuklar arkadaşlar. Stick çubuk demek. Çubuk modu benim dikkat ettiyseniz arkadaşlar bu çubuk bıraktığım yerde kalıyor. Bu ise arkadaşlar hep ortaya geliyor. Buna mod 2 diyorlar arkadaşlar. Mod 1'de ise bu çubuk her zaman bıraktığımda ortaya geliyor. Şu çubuk ise bıraktığım yerde kalıyor. Bunu hani tamamen keyfi arkadaşlar. Siz hangisiyle rahat ediyorsanız öyle kullanabilirsiniz. Ben mod 2 aldım. Mod 2 almamın temel sebeplerinden biri mod 2'nin çok kullanılıyor olması. Hani yarın bir gün yeni bir kumanda aldığında mod 1'ini bulmakta zorlanırsam mod 2'ye elim uyumlu olsun diye bunu aldım. Mod 1'de mod 2'ye geçiş yapmak için arkadaşlar öncelikle cihazın içini açıyorsunuz. Biraz bilgi gerektiriyor. Bu stickleri arkasındaki devre kartıyla birlikte arkadaşlar yerlerini değiştiriyorsunuz. Lehim yapmanız gerekmiyor. Ardından bu sticks moda girip
Burada mod 2, mod 1 olarak seçebiliyorsunuz. Mod 1, mod 2 seçiminde arkadaşlar kanalları da gösteriyor. Mod 1 için arkadaşlar kanal 1 şu, kanal 3 şu, kanal 2, kanal 4 şuradakiler. Ben mod 2 kullanıyorum. Mod 2'de ise kanal 1 şuymuş arkadaşlar, burada görüyorsunuz. Kanal 2 bu. Kanal 3 şöyle. Kanal 4 ise böyleymiş arkadaşlar. Ben mod 2 kullandığım için mod 2 olarak bırakıyorum bunu. LCD Brightness, şu LCD ekranının parlaklığını değiştirmek için. Şu anda telefon ekranında en net görüntü nasıl ise ben onu yapmaya çalışacağım. Şöyle görüntü gitti. Sanırım en uygun 7 arkadaşlar. Hemen burada bir kumanda ile ilgili bir özellikten daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kullanımı ile ilgili bir özellik. Örneğin LCD Brightness değerini girdiniz. Ayarını değiştirdiniz. 13 yaptınız, 14 yaptınız. Cancel'a basarsanız arkadaşlar ayarınızı kaydetmeden çıkar. Tekrar girdiğinizde değişmediğini görüyorsunuz 7. Tekrar giriyorum. Bu değeri değiştirdik diyelim. OK'ye bastım. Hiçbir şey olmuyor OK'ye bastığım zaman. Yani kaydetmek için OK'ye basmıyorsunuz. Cancel'a bir kere basıp çektiğiniz zaman çıkıyor dedim. Basılı tutarsanız arkadaşlar kaydediyor. Yani cancel'a basılı tutarsanız yaptığınız ayarı kaydediyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Girdim LCD Brightness'e. Bakın değiştirmişim. 12 olarak kaydetmişim. OK burada hiçbir işe yaramıyor mu? Yarıyor. OK ise basılı bir kere basınca hiçbir şey olmuyor dedik. Basılı tuttuğunuzda varsayılan değerine döndürüyor arkadaşlar. Yani siz 12 yaptınız onu, daha sonra unuttunuz. Acaba orijinali neydi? Fabrikadan nasıl geldi? OK basılı tutuyorum. 7. OK basılı tuttuktan sonra kaydetmem için şurada cancel'a basılı tutmam lazım. Tüm ayarların değiştirilmesi, kaydedilmesi böyle arkadaşlar. Şu up down ile de isminden de anlaşılabileceği üzere değerler arasında geçiş yapıyorsunuz. Yazılım versiyonu gösteriyor arkadaşlar. Yazılım güncelleme. Buna giriyorsunuz. OK to confirm demiş arkadaşlar. Onaylamak için OK'ye basın diyor. OK'ye bastığım anda arkadaşlar yanında gelen USB kabloyu bilgisayarla kumandaya bağladığım zaman bilgisayardaki yüklü WiFi yazılımıyla konu içindeki yazılımı güncelleyebilirim arkadaşlar. Factory reset fabrika ayarlarına döndürmek için, yani fabrikadan çıktığımda nasılsa o hale getirmek için. OX switch'ler arkadaşlar, giriyorum. Burada 4 tane switch var gördüğünüz gibi. 2 tane değişken ayar var. Switch'ler arkadaşlar A, B, C, D. Üzerlerinde yazıyor ama sanırım görüntüden okunmuyor. Burada SBA 10 yazmış. Yani 10 numaralı switch'i, pardon, A isimli switch'i aktif hale getirmek için buradan 10 seçili olması lazım şuradan. Şöyle yaparsam o switch artık kullanılamaz. Böyle yapınca kullanılabilir. Ben bütün switch'leri, bütün kontrolleri kullanacağım için hepsi 10 olarak gelmiş. Öyle de bırakıyorum arkadaşlar. OK'ye basa basa devam ediyorum. CH10 demek ise 10 kanal demek arkadaşlar. Kumandayı kaç kanal kullanacaksam buradan ayarlıyorum. Ben 10 kanal kullanacağım için 10 kanal olarak ayarladım. İşim bittiği zaman ben gerçi şu anda hiçbir değişiklik yapmadım. Direkt çıksam da olur ama değişiklik yaptığımızı varsayalım. Cancel'a basılı tutuyorum. Kaydettim. Sistem menüsündeki tüm ayarlar böyle arkadaşlar. Bir şeye değinmeden RX Setup, yani receiver ayarları. Hemen onu da gireyim. Bu receiver ayarlarındaki bazı şeyler arkadaşlar, bazı seçenekleri kullanabilmek için receiver'ınızı bu kumandayla eşleştirmeniz gerekiyor. RF standart. Arkadaşlar bu kullandığınız alıcının kullandığı protokolle alakalı bir ayar. Benim bu alıcım arkadaşlar sağ alt tarafında göreceğiniz üzere AFHDS2A yazıyor. Yani bunun kullandığı protokol bu. Bunların eski versiyonlarında AFHDS2A olmayanı, yani düz AFHDS yazıyor. Bu kumandayla arkadaşlar, bu ayarla arkadaşlar pardon, geçiş yapabiliyorsunuz. Are you sure diye ona istiyor benden. Emin misiniz diyor. Yes'e geldim, tıkladım. Benim kullandığım 2A olduğu için 2A seçili. Eski versiyonu kullansaydım bunu seçecektim arkadaşlar. Şu anda bunu seçersem bu alıcı ile birlikte kullanamam. Buna geldim. Cancel'a basılı tutuyorum. Kaydettim. Receiver bataryası demiş. Bu arkadaşlar alıcıya taktığınız güç kaynağının, hemen öncesinde şunu söyleyeyim. Bunların kullandığı, bu FlySky'ın kendi kullandığı protokole göre arkadaşlar, bunlar arasında çift taraflı iletişim var. Yani telemetri bilgisi de aktarabiliyor. Normalde kumandadan veriyi biz alıcıya göndeririz. Alıcıyla da işte uçağımızı uçururuz. Ama bunların bir ekstra özelliği var. Aynı zamanda alıcı da buna veri gönderebiliyor. Nasıl bir veri gönderiyor? Sensörlerle ilgili. Şöyle alıcının üstünde hemen portları göstereyim. Sense yazan sensör portu var arkadaşlar. O porta, üstte sol üstteki üçlü pin. O porta sensör bağlıyorsunuz. O sensörü bu ekranda okuyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ne tür sensörler bağlayabilirsiniz? Şu anda uygun fiyatta satılan 10-15 liraya voltaj sensörü var arkadaşlar. Hız sensörü var, basınç sensörü var.
Sıcaklık sensörü var. Yani quad'ınızın durumunu ya da uçağınızın durumunu öğrenmek için örneğin bir tane termometre takarsanız, termometreyi buraya bağladığınız zaman siz 1000 metre yukarıda uçuyorken quad'ınızın sıcaklığını şu ekranda görebilirsiniz. Ya da pilinizde kaç volt kaldığını bu ekranda görebilirsiniz arkadaşlar. Burada ise şunu seçiyorum. Buna sensör bağlayabilirsiniz dedim. Ama kendi içinde de bir tane sensörü var arkadaşlar. O sensör de volt sensörü, voltaj sensörü. Yani bu alıcıya güç verdiğiniz zaman verdiğiniz gücün kaç volt olduğunu bu kumanda ana ekranda gösteriyor. Gösterirken arkadaşlar uyarı vermesini de sağlayabiliyorsunuz. Örneğin buna 5 volt verdiniz. Ama piliniz azaldı, o 4 volta düştü. 4 volta düştüğü zaman uyarı versin istiyorsanız buradan o ayarları yapabiliyorsunuz. Ya da 5 volt ile çalışması gerekiyorken siz 5.3 volt verdiniz. Yüksek voltaj uyarısı göstermesini istiyorsunuz. Buradan o ayarları yapıyorsunuz. Öncelikle internal arkadaşlar içsel sensör demek. Ne anlama geliyor? Internal seçtiğim zaman arkadaşlar buna bir sensör bağlamama gerek yok alıcıya. Alıcının içerisindeki içsel sensöre bağlı olmuş öyle internal seçtiğimde. External seçtiğimde arkadaşlar buraya taktığım sensörü okuyor. Şu anda benim ek sensörüm olmadığı için ben internal seçiyorum. Kaç volta geldiğinde alarm vereceğini buradan belirliyorum arkadaşlar. 4 volta kadar düşerse yani buna verdiğim güç eğer 4 volta düşmüşse sık aralıklarla ötüyor. Yani dıt 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 ötüyor, sizi rahatsız ediyor. Bu sayede pilin çok çok az kaldığını anlayabilirsiniz. Low için bu. Değiştirmek için up down yazıyorum. Alarm ise arkadaşlar hani yavaş yavaş uçağını indir pilin azalıyor demek için kullanılıyor. Yani bunda da alarm var. Üçü de alarm veriyor ama low seviyesine geldiğiniz zaman arkadaşlar çok sık hani rahatsız edici ses çıkarıyor. Alarm kısmına gelince daha nadiren daha uzun aralıklarla sinyal sesi veriyor size arkadaşlar. Çok rahatsız edici değil. Buradan voltajı ona göre ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Çıkış yapıyorum. Fail safe arkadaşlar. Kumanda ile ilgili fail safe ayarı var. Hiçbir zaman kullanmayacaksınız bu ayarı. Niye diyecek olursanız arkadaşlar artık fail safe kumanda ve alıcılardan değil de kontrolcülerden yapılıyor. Bunun artıları var. Nasıl artıları var? Eğer siz fail safe ayarına kumandadan ya da bu alıcıdan yaparsanız arkadaşlar kontrolü bu güçsüz kartlara vermiş oluyorsunuz. Yani bununla ilgili herhangi bir voltaj düşmesi olduğunda ya da herhangi bir sebepten dolayı bağlantı koptuğunda nasıl davranacağını bu alıcıya bırakıyorsunuz. Bunun yerine arkadaşlar modern yaklaşım, daha güncel yaklaşım. Kontrol kartından bu ayarları yapmanız. Kontrol kartı daha güçlü bir cihaz olduğu için daha rahat bu failsafe ayarlarını kontrol edebiliyor. Anlattığım şey tam ne anlattım ben de anlamadım da. Failsafe ayarı dediğim gibi bu kumandadan değil kontrol kartına yapacaksınız. Kontrol kartı zaten bundan sinyal gelmediğini anladığı anda hemen zaten failsafe ayarlarını işleme alıyor arkadaşlar. Failsafe'in nasıl kullanılacağını bir sonraki videoda göstermek istiyorum. O videoda arkadaşlar Clean Flight ve Better Flight kullanımını anlatacağım. Orada failsafe'in nasıl kullanıldığını göstereceğim. Bu konuda ile ilgili yani failsafe ayarı yapmayın. Aslında burada bir tek bir ayar yapmak yeterli olabiliyor. Hemen şunu tekrar şuraya getireyim. Çok uzun uzatmak istemiyorum ama bu alıcı arkadaşlar 4 farklı şekilde kontrolcüye bağlanabiliyor. S-Bus, E-Bus, I-Bus yani PPM ve PWM. PWM eski kontrolcüler için yani S-Bus, PPM falan desteklemeyen kontrol için arkadaşlar PWM kullanılıyor. Daha uygun olan ise tek kablo üzerinden S-Bus, I-Bus ya da PPM kullanmak. Eğer PWM üzerinden kullanırsanız arkadaşlar her kanal için failsafe ayarını buradan yapıyorsunuz. Dediğim gibi failsafe en azından kumanda tanıtımında çok değinmek istemiyorum. Dediğim gibi uçuş kontrolcüleriyle alakalı bir konu. Orada da değineceğim arkadaşlar. Yani biraz önce failsafe ile ilgili söylediğim her şeyi unutun. Hiç bulaşmayın. Sanki bu kumandada failsafe diye bir şey yokmuş gibi düşünün. Sensör listesi. Buna sensör yani alıcıya sensör takılabildiğini söyledim arkadaşlar. Alıcıya taktığınız sensörler burada sensör listesi bölümünde listeleniyor arkadaşlar. Şu an giriyorum. Alıcım üzerinde alıcıma güç vermediğim için tabii ki hiçbir sensör yok. Burada ama bir tane sensör yazıyor. Bu sensör TX transmitter. Yani bu kumandanın kendi sensörü. Taktığım 4 tane pilin voltajını gösteriyor arkadaşlar. Bunu açmış olsaydım arkadaşlar bunun içerisinde bir tane voltaj sensörü var. O da burada listelenecekti arkadaşlar. Onun dışında sinyal gücünü gösteren sensörler var. Onlar da burada listeleniyor arkadaşlar. Bu ayar sadece var olan sensörlerin listesini gösteriyor. Bir şey yapmıyorsunuz burada. Şu sensör, sensör seçimi arkadaşlar. Bir alta geldim. Burada arkadaşlar 1, 2, 3 demiş. Bu 1, 2, 3 tüm menülerden çıktığınız zaman arkadaşlar kumandanın ana ekranında gösterilecek 3 tane bilgiyi seçiyorsunuz. Yani 3 tane sığabildiği için 3
tane seçenek var arkadaşlar. Örneğin en üstte TX-V1 göstersin. Yani transmitter'ın, kumandanın kaç volt kaldığını, yani kumandanın içindeki pilin kaç volt kaldığını göstersin. İkinciye geldim. İkincide alıcım takılı olmuş olsaydı bana buradan alıcının, yani RX voltajını gösterecekti. RX voltajını seçerdim. Üçüncüde de örneğin sinyal gücünü gösteren bir sensör olsaydı onu gösterebilirdim. Şu anda bunların hiçbiri yok. Sadece bunu seçiyorum. Kaydetmek için cancel'a basılı tutuyorum. Hız sensörü için yine yapılacak ayarlar buradan belirleniyor arkadaşlar. Ben hiç hız sensörüm olmadı. Ya bunun arasında çok şey değil. Nasıl diyelim? Yani çok kullanılan şeyler değil. Speed hız sensörü artık zaten şeylerde, kontrolcülerin içerisinde ivme ölçerler, jiroskoplar, barometreler, pusula sensörleri, her şey var arkadaşlar. GPS falan takıyorsunuz. Ve tüm bunları OCD'ler aracılığıyla görüntüye aktarabiliyorsunuz. Yani bunlar kumanda yerine kontrolcüler üzerinde yapmak daha doğru. Ama eğer takarsanız buna hız sensörü, hız sensörü ile ilgili ayarlar buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Hız ve uzaklık sensörü ile ilgili ayarlar. ASL pressure ne demek? Hiçbir bilgim yok. Hiç de araştırmadım, ne olduğunu bilmiyorum. Bu benim eksikliğim. Output mod arkadaşlar. Bunun 4 farklı protokol desteklediğini söyledim. IBUS, SBUS, PPM, PWM. 4 tane. Buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Paralel çıkış için PWM mi yoksa PPM mi? Ben arkadaşlar kendi uçuş kontrolcümde SBUS kullanacağım. Buradan SBUS seçmem lazım. Seri kullanacağım ve SBUS kullanacağım. Eğer paralel kullanırsam ise PPM kullanacağım. Baştaki PWM için her pine ayrı bir kablo bağlamam lazım arkadaşlar. Diğer üçünde ise tüm bilgiler tek kablo üzerinden aktarılabiliyor. Yani buradan PPM seçiyorum. Buradan da SBUS seçiyorum. Sonra cancel'a basılı tutuyorum. İşim bitti. IBUS setup ise IBUS yaptığınız zaman IBUS portunu belirlemek için arkadaşlar. Servo frekansı ise arkadaşlar servo, alıcınızdan servo çıkış aldığınız zaman servo kullanan var bunu bilir. Servonun frekansını değiştirmek için arkadaşlar. Tüm RX ile ilgili tüm ayarlar bunlar arkadaşlar. Birazdan kumandayla alıcı eşleştirdiğim zaman bu RX ayarlarına tekrar gelip sensörleri tekrar göstermek istiyorum. Şimdi buradan çıkıyorum. Sistem menüsü ile ilgili her şeyi anlattım arkadaşlar. Geldik fonksiyonlar için ayarlara. Reverse arkadaşlar. Asıl önemli ayarlar burada arkadaşlar. Bu kısım dikkatli dinleyin. Hemen görüntüyü biraz daha uygun yapmaya çalışacağım. Pardon. Şimdi arkadaşlar 10 kanallı kumandamızın kanalların hangileri olduğunu belirleyeceğiz. Kanallarla ilgili ayarlar yapacağız. Bunları göstereceğim. Öncelikle reverse diye bir seçenek var arkadaşlar. Ters çevirmek anlamına geliyor bu. Reverse'e girdiğim zaman arkadaşlar burada karşıma yine 10 tane kanal çıkıyor. Şöyle kanallar arasında geçiş yapıyorum. 10 kanal. Bu ne demek? Bunlar ne işe yarıyor? Arkadaşlar kanallarla ilgili verinin, yani alıcıya gönderilen verinin ters çevrilmesi anlamına geliyor bu. Ne demek bu? Örneğin siz kendinize bir uçak yaptınız. Uçağı uçuruyorsunuz. Şunu sağa çektiğinizde uçağın şöyle sağa yatmasını bekliyorsunuz ama uçak sola yatıyor. Yani siz bunu sağa çektiğinizde uçak sola yatıyor. Ters ise diyorum ki bu benim birinci kanalımdı. Birinci kanalımı ters çevir diyorum. Sonra kaydetmek için cancel'a basılı tutuyorum. Artık sağ, önceden sağa doğru çektiğimde çubuğu sola yatıyordu. Bir numaralı kanalı ters çevirdiğim için düzeltmiş oldum. Yani sağa çevirdiğimde sağa yatıyor. Bu sadece bu kanallar için değil. Bunların hepsi için değişiklik yapabilirsiniz. Bir örnek daha vereyim. ARM için, yani motorları tetiklemek için arkadaşlar şu kanalı atadığınızı varsayalım. Şöyle yaptığınızda motorlar çalışıyor olsun. Böyle yaptığınızda motorlar duruyor olsun. Bu benim kaçıncı kanalım? Şu anda kanal ataması yapmadım ama diyelim ki bu benim 7. kanalım olsun. Geliyorum reverse'e. Şunu eski haline getireyim. 7. kanalı ters çevir. Kaydediyorum. Biraz önce dedim ki şöyle yaptığımda motorlar çalışıyor. Böyle yaptığımda motorlar duruyor. Artık 7. kanalı ters çevirdiğim için tam tersi olacak. Böyle yaptığımda motorlar duracak. Böyle yaptığımda motorlar çalışacak. Bunu bütün hepsi için yapabilirsiniz arkadaşlar. Eski haline getirdim onu. Kaydettim. End points. Bitiş noktaları arkadaşlar. Bitiş noktaları ise arkadaşlar bu yine kanallarla alıcı arasındaki veriyle alakalı bir şey. Şu benim kumandam için arkadaşlar. Bu stick, bu çubuk gaz çubuğu. Yani ben bunu böyle sonuna kadar çevirdiğimde %100 motorlar çalıştır bilgisi gönderiliyor alıcıya. Ancak ben diyorum ki ben pilim eskimesin, pili yeni aldım. Hiçbir zaman %100 gazda çalıştırmak istemiyorum. Ama unutup da buraya getirirsen hata etmiş olurum. Ayarlardan yapayım diyorsunuz. Kanal 1 neydi? Şuydu kanal 1. Sanırım şu kanal 3 oluyor arkadaşlar. Sizin konfigürasyonunuza bağlı olarak değişiyor. Buradan arkadaşlar kanal 3'e gelip şu 100 değerini, şu anda kanal 6'dayım da ondan göstereyim. Şöyle düşürüyorsunuz 88. Yani
Şunu kanal altı olduğunu varsayarak söylüyorum. Bunu sonuna kadar getirdiğimde sanki %100'e getirmemişim de hani sonuna kadar getirmemişim de biraz da aşağı getirmişim gibi veri gönderiyor. Yani hiçbir zaman %100 tam yükte motorlar çalıştırma gibi bir emir vermiş oluyorsunuz buradan. Pardon, kaydettim yanlışlıkla. Şimdi orada şeyi göstereyim. Varsayılan ayarlara dönmek için OK basılı tutuyorum. %100'de şuraya gelin. %100'de kaydettim. Display arkadaşlar, hangi siteyin, hangi kolun, hangi ya da bu değişken kanalın kaçıncı kanal olduğunu göstermek için. Display'e giriyorum. Şimdi tek tek bakacağım arkadaşlar. Bu üçüncü kanalmış. Öğrenmiş oldum. Bu dördüncü kanalmış. Şöyle yaptığımda ikinci kanal. Böyle yaptığımda ise şöyle ışığı açayım. Şu ise birinci kanalmış. Artık stiklerin hangi kanal olduğunu öğrendim. Sonra geldim şuna. Bu beşinci kanalmış. Bu da altıncı kanalmış. Şunlara geleyim. Burada zaten hepsi bitti. Bunların gördüğünüz gibi hiçbir etkisi yok. Bu ne anlama geliyor? Ben bu switchlere, yani bu anahtarlara hiç kanal ataması yapmamışım. Çıktım buradan. Aux kanalları. Şimdi arkadaşlar, bu üstteki alt kontrolcünün anahtarın ya da hangi kanal olduğunu belirlemek için buradan ayar yapmam gerekiyor. Channel 5 demiş, kanal 5. VRA yazıyor. Şu VRA arkadaşlar, ekranda okunmuyor olabilir ama şurada hemen VRA yazıyor ucunda. Şunun ucunda da VRB yazıyor. Burada ne gösteriyor? Kanal 5 için VRA, kanal 6 için VRB belirlenmiş. Böyle kalsın istiyorum. Devam ediyorum. Kanal 7 için NAN. Yani herhangi bir switch belirlenmemiş. Ben şunu kanal 7 yapmak istiyorum. Bunu 8, bunu 9, bunu 10 yapmak istiyorum. Kanal 7'ye geldim. Bu switch A, B, C, D. 8. kanal ise switch B olsun istiyorum. Devam ediyorum. 9. kanal C. 10. kanal da D olsun istiyorum. Bitti. Kaydetmek için cancel'a basılı tutuyorum. Şimdi tekrar display'e geliyorum arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya geldim. Daha önceki girişimde bu bölüme. Burada hiçbir şey görünmüyordu arkadaşlar. Artık görünüyor. Değiştiriyorum. Kanal 7 buymuş. Kanal 8 bu. Kanal 10 bu. Kanal 9 ise bu. Switchlerin 4 switch'in arkadaşlar 3 tanesi 2 pozisyonlu switch. Yani sadece 2 pozisyona getirebiliyorsunuz. Şu ise arkadaşlar 3 pozisyonlu switch. O yüzden kanal 9'a geldiğim zaman, mesela kanal 10'a gelip böyle yaparsam ya solda ya sağda gösteriyor. Kanal 9'da ise ortalandığı zaman hiçbir şey göstermiyor. Bu da en sonunda. Subtrim. Subtrim arkadaşlar, trim ayarlar. Trim ayarlar şu, şurada 2 tane buton. Şurada 2 tane, şurada 2 tane, şurada 2 tane. Toplam 2, 4, 6, 8 tane buton var içlerinde. Buralardan yapılan ayarları şuradan bir kere yapıp kaydetmek için. Bunlar ne ayarlar arkadaşlar? Örneğin uçak yaptınız, uçuruyorsunuz, uçak hafiften sağa yatıyor. Yani sanki bu tam ortada olmasına rağmen sanki hafiften şöyleymiş gibi. Yani bir hata var gönderilen sinyalde. Sinyalde olabilir, alıcı da olabilir, kumanda da olabilir, kontrolcü de olabilir. Ya da uçağın sağ tarafı daha ağırdır, sağa çekiyordur. Herhangi bir sebeple uçak istediğiniz gibi gitmiyor diyelim, dümdüz gitmiyor. Sağa çekiyorsa şunu arkadaşlar sola doğru böyle tam ortaladığım zaman arkadaşlar, tam istediğim pozisyonda uçtuğu zaman uçak, İşim tamamlanmış oluyor buradan. Şimdi ben bunu tekrar ortaladım. Bu ayarları buradan yapmak yerine arkadaşlar şuradan görsel olarak yapabilirsiniz. Mesela bu kanal 1'di. Uçağım sağa çekiyor dedim. O zaman buradan en uygun noktaya geldi. Uçarken baktım ki tamam şu anda uçağım dümdüz gidiyor dedim. Bu noktaya gelince kaydediyorum. Kaydetmek için basılı tuttum. Bütün kanallar için bu ayarı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şunu eski haline getirmek için OK basılı tuttum. Sonra kaydettim. Dual rate expressure, throttle curve, mixon, elon, v-tail, bunların hiçbiri, zaten hiçbirinin tam olarak nasıl çalıştığını bilmiyorum, hiç denemedim. Muhtemelen siz de ne olduğunu bilmeyeceksiniz ilk etapta, çünkü biraz profesyoneller için gibi geliyor bana. Mix, örneğin mix bildiğim kadarıyla karıştırmak anlamına geliyor. Birden fazla kanalın birbirine bağımlı olması gibi bir şey arkadaşlar. Örneğin güç kanalına, güç kanalı üçüncü kanaldı. Üçüncü kanalı tam yük verdiğimde uçağın üzerindeki ledlere bilgi gönderen kanal
Şu olsun mesela. Yok, uçağa tam yük verdiğinde sanki bunu da böyle yapıyormuşum gibi otomatik olsun. Yani bu kanalları birbirine karıştırmak gibi bir şey arkadaşlar. Kullanacağınız zaman, yine tekrar edeyim. İlk etapta kullanmayacaksınız. Kullanacağınız zaman özellikle bu menünün ismini bu markayla FlySky i6X yazarak aratırsanız tam detaylarına erişirsiniz arkadaşlar. Ben bunların ne olduğunu öğrenip videoda da anlatabilirdim ama çok uzun olur. Zaten 45 dakika olmuş video. Bizim işimize yarayacaklar. Özellikleri gösteriyorum. Ben şahsen 3 farklı quad yaptım. 3 farklı tipte quad yaptım. Mikro, mini. Pardon, 2 tane mikro. Bir tane mini quad yaptım. Mikrolardan biri fırçalı, biri fırçasız. Üçü de şekil açısından alakasız. Farklı uçuş davranışları var. Hiç böyle ayarlara ihtiyaç duymadım arkadaşlar. Assign switch demiş. Bunlar arkadaşlar bu switchleri farklı modlara atama için kullanılan ayarlar. Fly mod uçuş modu için geldim. Ne olsun? Switch D olsun. Yani şuna bastığında uçuş modu değişsin. Bakın şurada normal yazıyor. Şimdi sport yazıyor. Bu ayarları değiştirmek için kullanılıyor ama kullanmayın arkadaşlar. Niye diyecekseniz diyecek olursanız arkadaşlar fly mod ve diğer modlar artık uçuş kontrolcülerinden daha rahat yapılabiliyor arkadaşlar. Yani uçuş kontrolcüsünden yine göstereceğim bir videoda. Diyorsunuz ki işte 7. kanalım benim uçuş modunu değiştirecek kanal olarak ayarlayın diyorsunuz. Artık buradan hiçbir ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Yani tabi bu kumandayı üretenler ha artık bu işler kontrolcüden yapılıyor. Bu özellikleri eklemeyin diyemezler arkadaşlar. Çünkü kumandalar daha eski cihazlar içinde, daha eski araçlar içinde kullanılabiliyor. Adamlar yine de her özelliği eklemişler. Şundan bahsetmek istiyorum. Throttle hold. Yani gaz verdiğim çubuk şuydu benim. Bunu sabitlemek için arkadaşlar bir tane switch atıyorum. Örneğin A olsun benimkinde. Şunu yaptım yani. Şu an altta off yazıyor. Böyle yaptığımda on yazıyor. Bu ne demek? Ben gaz verdim. Şu noktaya geldi. Ha, dedim ki bu yükseklikte uçsun benim uçağım. Şuradan throttle tutmayı bu switch olarak ayarladım. Buradan bu switch'i aşağı indirdiğim anda artık bu çubuğu ne yaparsam yapayım en son nerede bıraktıysam orada duruyor. Anlamda arkadaşlar 4 GB olmuş. Neyse. Throttle hold, pardon, tekrar gireyim. Throttle hold'dan bahsediyordum. Throttle bu işe yarıyor. Yani throttle hold için bir switch atıyorsunuz. Daha sonra switch aracılığıyla throttle'u yani benim bu koldaki işlevi sabitleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Throttle hold için özel bir değer de girebilirsiniz. Biraz önce şu switch'i throttle için atadığımızı varsaydık. İşte switch tam şuradayken, pardon, çubuk tam buradayken switch aşağı indirdiğimde hep orada sabitlenmiş gibi oluyor. Siz bunu istediğiniz kadar aşağı yukarı kaldırın, bir şey değişmiyor. Bunun bir de başka bir çalışma mantığı var. Hold on, şöyle tekrar yukarıya. Hold on diyorsunuz. Sonra value olarak bir değer giriyorsunuz. %50. Örneğin ne diyelim? %54. %54 girdiğinizde arkadaşlar. Biraz önce ne dedim? Şu switch buradaysa hold yaptığım anda switch'i hareket ettiğimde hiçbir şey değişmiyor. Ama buradan hold'u on açarsam bu switch nerede olursa olsun bu çubuk nerede olursa olsun bu switch'i aşağı indirdiğim anda her zaman sanki %54'e yani %50'nin birazcık üstündeymiş gibi davranacak. Throttle hold'da bu arkadaşlar. Sonunda bitirdim. Keşke biraz daha hızlı anlatsaydım. İkinci videoya geçmemiş olurduk. Neyse. Ha, pardon, daha alıcıyı anlatacağım. Menüleri böyle arkadaşlar. Şimdi hemen bind işlemine geçelim. Yani eşleştirme yapalım alıcıyla. Alıcım bu dedim. Alıcı arkadaşlar üzerinde de görebileceğiniz gibi 4 volt ile 6 volt arasında çalışıyor. Üzerinde bir tane led var. Bir tane de update butonu var arkadaşlar. Update sanırım yazılımını güncellemek için kullanılıyor. Ben bilmiyorum. Dokümantasyonu da yoktu zaten. İçinden çıkmadı alıcıyla ilgili. Ne için kullanıldığını bilmiyorum update'in. Çok büyük ihtimal yazılımını güncellemek için. LED ise arkadaşlar durum LED'i. Yani bağlantı kurulmadığında yanıp sönüyor. Bağlantı kurduğunuzda sabit yanıyor. Şimdi buna 5 volt vereceğim bir güç kaynağı bulacağım. Ha, şeyden bahsetmedim. Yanında çıkan bu yapıştırma şeylerinden. Bunlar arkadaşlar şuradaki switch'in arka tarafında da görüyorsunuz. Onların yerine yapıştırmak için. Hangi durumlarda yapıştırırsınız? Mesela bu kumandanız 10 kanal ama siz 6 kanal kullanmak istiyorsunuz. Onun için ne yapıyorsunuz? İçini açıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu switch'in artık böyle bir switch olsun istemiyorum. Böyle bir switch de olsun istemiyorum. İçini açtıktan sonra, kasasını açtıktan sonra bu switch'leri çıkarıyorsunuz. Çıkardıktan sonra buralarda bu switch'ler için birer tane boşluk oluşacak. Boşluklar oluşmasın diye arkadaşlar buradaki etiketleri yapıştırıyorsunuz buraya göre. Çok gereksiz bir şey. Yani buradaki switch'i kim niye söker bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar benim 5 volt güç kaynağım olmadığı için quad'ımın şu 13 mm kuadın, 13 cm kuadın güç çıkışını kullanacağım arkadaşlar. Şuradan 5 volt çıkış alabiliyorum. Bu da bu arada benim 13 cm'lik fırçasızım arkadaşlar. Canavar gibi. Çok güçlü. Bunun bir ara anlatabilirsem parçalarını çekip tekrar kurulumunu anlatacağım arkadaşlar. Elimde bir tane lipo var. Lipo 11.1 volt 3S yani. Bunu doğrudan şuna takarsam yakar arkadaşlar alıcıyı. O yüzden ben
Şu 5 volt liponu uçağıma taktım. Drone'uma taktım. Ve buradan aldığım 5 voltu ise şuna verebilirim. Bundan biraz daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle görüntü en uygun nasıl oluyor? Altta arkadaşlar üçlü sıra var. Bunların hepsi PWM için, PWM için çıkışlar arkadaşlar. En baştakini PPM için de kullanabiliyorsunuz. Bu üçlü sıranın en üstündeki sinyal pinleri, ortadaki pozitif artı pinleri, en alttakiler ise eksi pinleri. Buradaki artı pinlerin tamamı birbirine bağlı. Eksi pinlerin de tamamı birbirine bağlı. Üsttekiler ise tabii ki birbirinden ayrı pinler arkadaşlar. Yani alttaki ve ortadaki eksi ve artı pinleri bu arada kumandam uyarı veriyor. Uzun süre böyle boşta beklettiğim zaman pil bitmesine uyarı veriyor arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum. Ne diyorduk? Artı ile eksi hepsi birbirine bağlı olduğu için arkadaşlar gücü hangi kanaldan verirseniz verin değişmeyecektir arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar ben ne yapacağım? Bunu eşleştirme, kumandayla eşleştirme işlemini yapacağım. Eşleştirme için şu yanda gelen eşleştirme kablosunu BIND/VCC yazıyor. Yani BIND, BIND eşleştirme portuna bunu böyle takıyorum. Taktıktan sonra gücümü şunlardan herhangi birine güç veriyorum. Artı ortaya gelecek şekilde arkadaşlar. Işık hızlı hızlı yanıp sönmeye başladı ışık. Şunu görüntüden çıkarayım biraz. Kumandamı alıyorum. Ekrana nasıl sığdıracağız bunu? Orada yanıp yanıp sönsün. Aldım bunu. Şurada arkadaşlar eşleştirme butonu var. Buna basılı tutuyorum. Sonuçunu ileri alıyorum. Siz sol taraftaki ışığa bakın. Eşleşme oldu. Buradaki ışık sabitlendi. Artık bu ikisi birbiri arasında haberleşebilir. Şimdi kapatıyorum. Eşleştirme işlemi bitti. Buradan güç kablosunu çektim. Eşleştirme kablosuna da artık ihtiyaç duydum. Bunu da çektim. Artık eşleştirdim arkadaşlar. Ne gösterecektim? Ha, şuradaki sensörleri anlatacağım dedim. Şu anda buna güç vermedim arkadaşlar. Güç veriyorum şimdi. Şu anda arkadaşlar bakın şurada nasıl göstereceğim bakayım bir. Üstte TX transmitter'ın yani kumandanın pillerini gösteriyor. Hemen altında bakın RX yazıyor. RX ise receiver'ın pil durumunu gösteriyor. Buradan receiver'ın pil durumunu takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buna sabit güç verdiğim için pil full görünüyor. OK basılı tuttum. Menüye girdim. Sistem setup'ta RX setup vardı arkadaşlar. RX setup. Buraya girdim. Şimdi bazı ayarları buna bağlantı yaptığım için değiştiremeyeceğim. Çünkü güvensiz olacağı için bana diyecek ki önce receiver'ını kapat. Yani kuadınız havadayken değişiklik yapmayın diye böyle bir engel getirmişler. Sensör listesine giriyorum. Artık arkadaşlar burada daha önce sadece TX-V1 yazıyordu. Artık bir sürü sensörüm var. INT-V1. Buna verdiğim voltaj 4.95 voltmuş. Sinyal demiş 10'muş. RSSI bu arasındaki şeyi gösteriyor. Sinyal gücünü gösteriyor. Bu RSS sayesinde, RSSI sayesinde arkadaşlar bağlantınızın işte artık menzil dışına çıkmaya başladığını anlayabilirsiniz. Noise gürültü demek. Bu da herhalde gürültü demek. Ne olduğunu bilmiyorum bunların. Yani bizim işimize yarayacak buradaki RSSI arkadaşlar. RSSI. Sensörleri bunlar. Geldim şu sensöre. Yani sensör seçimine tıkladım. Biraz önce TX-V1 en başta görünsün dedim. Bu neydi arkadaşlar? Bu transmitter'ın voltajıydı. Yani içinde kaç volt kaldığını gösteriyor kumandanın. Ekranın en üstünde bu görünsün istiyorum. İkinciye gelelim. İkincide ise receiver'a verdiğim gücün görülmesini istiyorum. INT-V1. Üçüncüde ise sinyal gücünü gösteren RSSI'nin görünmesini istiyorum. Sonra kaydetmek için cancel'a basılı tutuyorum. Bitti. En başa döndüm. Çıktım. Bakın artık ekrandan istediğim değerleri takip edebiliyorum arkadaşlar. Yani quadcopter yaptınız, 1000 metrede uçuyorsunuz, 1500 metrede uçuyorsunuz. Pilinin bittiğini anlamanız mümkün değil. Sesini duyamazsınız. Ya da görüntüyle falan ancak aktarabilirsiniz. Ancak şuraya tekrar girmek istiyorum menüye. Harik setup'a geldiniz. Batarya ayarına geldiniz. Şuradan dediniz ki benim pilim 4 volta düştüğü zaman ötsün dediniz. 1000 metrede asla duyamayacağınız quad'ın bu alıcısına verdiğiniz güç 5 volt. Şu anda 4.95 volt. 4.95 volttan 4.2 volta düşerse buradaki ayara göre ötmeye başlayacak. 4 volta düşerse daha şiddetli ötmeye başlayacak. Bu kumandanın en güzel özelliklerinden biri. İçerisinde telemetri barındırması.
Şimdi ben ötmesi için ufak bir değişiklik yaptım bu alıcın üzerinde. Siz böyle direkt öttüremezsiniz aldığınız zaman. Ben içine açık birkaç şeyi değiştirdim bunu. Şimdi arkadaşlar şuna tekrar güç veriyorum. Güç verdim. Bakın. Şu anda 0.00 volt. Bunun içerisindeki güç sensörünü ben buradan ayırdım. Devrenin kendi tamamından ayırdığım için voltajı okuyamıyor arkadaşlar. Size böyle gelmeyecek. Ben bunu özel olarak modladım. LME'yi yaptım içinde. Ama diyelim siz de taktınız. Piliniz bitti. Pil bittiği zaman işte böyle uyar veriyor. 2000 metredeki, 1000 metredeki kuadranızın pili bittiğinde mümkün değil duyamazsınız. Ama bunun sayesinde kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda sinyali de görebiliyorsunuz. Ne kadar sinyal gücü olduğunu görebiliyorsunuz. Sanırım alıcıyla ilgili her şeyi söyledim. Kısaca özetleyin. Pardon, tam bir saati tamamlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kullanımı kolay. İşin aslı ben hiçbir yerde bu menüdeki kullanımların nasıl, menüdeki öğelerin nasıl kullanıldığına bakmadım. Hepsini kendim buldum deneye deneye. Yani denemek için de özel bir uğraş sarf etmedim. Kullanırken zaten anlıyorsunuz. Az bir şey İngilizceniz varsa zaten ne olduğunu anlıyorsunuz. Kullanımı basit. Çift yönlü veri aktarımını destekleyen kendi özel protokolü var. FlySky büyük bir şirket. Birçok şirkete kumanda üretiyor. O yüzden güvenilir. Malzeme kalitesi tabii ki bir futaba değil. Tabii ki bir spektrum değil. Ama malzeme kalitesi bence çok iyi. Kasası sağlam, güçlü. Yeterince switch var üzerinde. İçini açıp istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. İçini açın, şunu sökün arkadaşlar. Bunu komple sökün buradan. Alın şu tarafa başka bir şey takın. Şunu alın. Bu 3 pozisyonlu switch dedim. Şunlar 2 pozisyon dedim. Alın siz de bunu 4-5 pozisyonlu switch takın buraya. Yani tamamen size kalmış. Elektronik bilginiz varsa bununla her şeyi yapabilirsiniz. Yazılım bilginiz varsa zaten gördünüz. Görmediniz pardon. Ben linkleri atacağım. Pardon, açıklama kısmına linkini atacağım. Bununla ilgili GitHub'da açık kaynak kodlu yazılım da var. Oradan güncelleyebilirsiniz. 20 tane model seçimi var. Yanda gelen alıcı çok kaliteli bir alıcı. Uygun fiyatlı alıcıları var. Ben hemen bir tane göstermek istiyorum unutmadan. Tam unutuyorum ki. Hatırladım. Mesela şöyle bir alıcı arkadaşlar. Bunu ayrıca satın aldım. Mikro kağıt yaparken kullanmak için. Şu arkadaşlar 1,5-2 gram arası bir şey. 30 lira ve 400 metre menzile sahip. Yani alıcıları ucuz. Çok fazla kullananı var. Benim biraz önce ne olduğunu bilmediğimi söylediğim özellikleri ne olduğunu en ufak detayına kadar araştırıp öğrenebilirsiniz. Çünkü binlerce kullanıcısı var bunun. Belki dünyada en çok kullanılan kumandalardan biridir bu. İSHI markası basmışlar, Turuncu markası basmışlar, iRange, İrangi markası basmışlar. Birçok şirket güvenmiş. Bunu alın. Fiyatı 150 lira. Linkini vereceğim. Kampanya ile 150 lira. Muhtemelen birkaç aya kadar o kampanya kalmayacak. Türkiye'den almayın. Bana bazılar kızacak ama yerli esnaftan şu malı almayın arkadaşlar. Çünkü yerli esnaf herhangi bir şekilde bunun ne üretimine katılıyor, ne üretimine destek veriyor, ne geldiği zaman teknik destek veriyor, ne satışına, pazarlamasına, yani hiçbir şeyine karışmıyor. Yerli esnaf şunu benim aldığım gibi Bangkok'tan 150 liraya alıyor, getiriyor, da 350 liraya satıyor, 300 liraya satıyor. Bence bu ahlaksızlık ve bence bu ahlaksızlığı yapanlardan ürün almayın arkadaşlar. Hani esnaf getirsin bunu, desin ki ulan ben 100 tane getirdim bundan, bunu 80 tanesini satarım, 20 tanesini garanti için saklarım, artık bunu nasıl olur bilmiyorum ama garanti versin, tamam. Buna %200 fazla para verelim. Teknik destek versin. Teknik destek mümkün değil. Ne sattıkları şeyin ne olduğunu bilmiyorlar. Bunun yurt dışından getirmesi yasak değil. Bu gelirken gümrük vergisi buna uygulandığında arkadaşlar bunun fiyatı 180 liraya gelecek. 180 lira çok uygun bir fiyat. Türkiye'den. Şunu Türkiye'de satan yok. 10 kanallısını. 6 kanallısını şunun daha ucuzu alıcıyla birlikte, bakın ben bununla birlikte aldım. Bundan da daha ucuz olan 30 liralık alıcıyla birlikte 120 liraya satıyorlar gitti gidiyorlar. Eski alıcısıyla birlikte 150 liraya satıyorlar. Onlardan almayın arkadaşlar. Uygun fiyatta girin Banggood'dan alın, keyfinize bakın. Gümrükten de geçer, size de hiçbir sıkıntı çıkmaz. Banggood da çok hızlı çalıştığı için 15-20 günde kesinlikle elinize ulaşır. Yılbaşları haricinde, sene başlarında yavaş çalışıyorlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.